Süt kardeşler arasında evlilik caiz olmuyor dediniz daha işin en başında. Yakın akrabalar ile evlilik caiz mi? İşte amca, dayı, hala, teyze, çocukları vesaire. Bunların arasında, çocuklarının arasında yapmış olduğu evlilikler caiz midir Dinen demiş. caiz diye hiçbir sıkıntı yok ama tabii mecburdurlar diyemeyiz yani. Yani evlenseler dinen caiz midir? Caizdir çünkü süt kardeşliği gibi aralarında bir kardeşlik oluşmuyor. Mesela amca çocukları, teyze çocukları, dayı çocukları, hala çocukları ya bunlar sonuçta birbirleriyle bir mahrem değildirler yani. Bunlar birbirlerine namahremdir. Dolayısıyla evlilik yapmalarında dinen hiçbir sakınca yok. Ama illa yapsınlar demiyoruz tabii. Mümkün olduğu kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böyle değişik değişik kabilelerden, değişik değişik insanlardan evlenip biraz akrabayı genişletmeyi de tavsiye etmiştir. Ama yapılsa, akraba evliliği yapsa dinen caiz midir? Caizdir. Hiçbir sıkıntı yok yani. Onda herhangi bir Hocam sakıncası çocuğun yoktur yani. sakat kalma Bu meselesi yalnız var biraz şey diyorlar. yapılıyor yani. Mesela örfen bazı bölgelerde biraz şey algılanıyor. Yani bu hatayı da yapmamak lazım. Yani mesela olur mu diyor amca çocuğu, teyze çocuğu, hala çocuğu, dayı çocuğu evli. Ya olur mu diye bir şey yok. Buna sen ben karışamayız yani. Allah buna müsaade ettikten sonra sen olur mu diyemezsin yani. Allah müsaade etmiş. Ha sana illa böyle yap denmiyor canım. Ama yapana da olmaz dememek lazım.